Dinleyenler Söz Milletin programında bugün vatandaşlarımıza son dönemde gençler dinimizden uzaklaşıyor mu sorusunu soracağız. Bakalım cevaplar ne şekilde olacak? Hep birlikte cevaplara geçeceğiz. Söz Milleti programı haftanın her günü 12.30'da ve 18.30'da. Akit TV ekranlarını izleyebilirsiniz. Ben Mert Armağan. Hep birlikte cevapları dinleyelim. Evet, merhaba. Merhaba. Buyurun. Gençlerimiz son dönemde dininden uzaklaşıyor mu diye soralım. Evet, uzaklaşıyor. Neden? Sosyal medya sağ olsun. Sosyal medya yani. Teyze seni söyleyeyim. Sizce? Bence biz mesela ne kadar önce öğrendiysek çocukluğumuza onu yürütüyoruz. Şimdikiler özenti duyuyorlar. Evet. Yani. Neye özeniyoruz? Neye özeniyor? Her yönden ne bileyim gezme, tozma, yeme içme. Yani bir ahlak denen bir şey kalmadı artık. Peki şimdi gençleri yetiştiren de sizlersiniz. Yani sizin nesiniz? Nerede hata yapıldı? Nerede hata yapıldığını düşünüyorsunuz? Vallahi biz çocuklarımızı hiç sıkmadık. Gene de özenti duyuluyor yani ne kadar şey olsa. Biz zaten yurt dışındayız. Yani İslamiyet orada daha çok yaşanıyor. İsminiz nedir acaba? Gülizar Nefes. Şimdi Gülizar ablam dedi ki biz yurt dışındayız. Nerede? Frankfurt civarı. Frankfurt, Almanya'da. Biz Almanya'da dinimizi daha çok yaşıyoruz dedi. Şimdi. Evet. Sonradan yani böyle şey olanlar daha çok oluyor. Saldırılar var, her şey var yani. Ya tamam. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yok, konuşmayalım şimdi. Pekala, tamamdır. Merhaba. Merhaba hocam. Gençlerimiz son dönemde dininden uzaklaşıyor mu? Uzaklaşıyor. Çünkü aile terbiyesi yok bu insanlarda. Tamam mı? Avrupa yasasını getirdiler, bu Türkiye'ye soktular. Yani uyum yasalarından bahsediyor. Tabii, uyum yasalarını soktular. Bu millet ailesine söz geçiremiyor. Dine eğitim veremiyor. Tamam mı? Hep boşa çıkmıştır yani. Avrupa yasası geldi. Bu milletin aralar. Şimdi bir ailede bir çocuğuna söz geçiremiyorsa bir şey yaptığı zaman ne oluyor? Ya sığınma evine gidiyor ya bilmem nereye gidiyor. Tamam mı? Yani aile yapısı bozulmuştur bu ülkede. Ne yapacağız? Vallahi o annelere babalara düşen bir vazife. Yapacak bir şey yok. Yani, ama din eğitim verilmesi lazım. Yani din eğitim yeterli değil mi şu an? Yeterli değil. Hiçbir zaman yeterli olmamıştır şimdi de. Zaten yeterli olsaydı bu duruma gelmezdi. Doğru mu? Nasıl bir din eğitim verilmeli? Yani okullarda din, kültür ve ahlak bilgisi dersi var. Bunların ilkokuldan başlaması lazım. Yani en küçük. Tabii ilkokuldan başlaması lazım. Çocukların Kur'an'a gitmesi lazım. Ya ilk önce ilmi öğreneceksin, sonra bilimi öğreneceksin yani. Doğru mu? Şimdi bu ikisi bir yani ilk önce ilmi öğreneceksin, ondan sonra bilimi öğreneceksin. Şimdi ilmi öğrenmeyen bir insanda bu ülkeye fayda gelir mi? Gelmez. Gelecek neslin ne oluyor? İşte görüyorsun. Bu neslinde bu Türkiye'ye bir fayda sağlamaz ki. Gençlerimiz özeniyor dedi vatandaşlarımız. Neye özeniyorlar? Neye özeniyor yani? Soralım. Yani bu dinimizden uzaklaşmaları yani, nedir? Çocuklar interneti açıyor, tamam mı? İşte seyrediyor. Yani başka bir şey bakmıyorlar ki bunlar. Yani internete bakacağına gitsin, öğrensin. Dinini öğrensin yani. İnternetten? Ya internette de var tabii canım. İnternette iyisi de var, kötüsü de var canım. Değil mi? Sen kalkarsan iyiye de yorumlarsın, kötüye de yorumlayabilirsin. Pekala. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Hemen gençlere de soracağız şimdi birazdan ama size de bir sormak istiyorum öncelikle. Gerçi sizler de gençsiniz. Gençler son dönemde dininden uzaklaşıyor mu? Uzaklaşması normaldir. Neden? Çünkü şu cep telefonlar, internetler bütün gençlerimizin beyni yıkanmış kişilerdir. Yani bunları ana babaları ufak yaşta beri 7 yaşındaki çocuğun eline telefon veriyor. İnternet açıyor, oyun oyna diyor. Çocuk ne yapacak? Beyni ayrıla oraya gidecek yani. Bir ahlak dini veya bir kültür dinleri falan götürüyor. Bugün camilerimize hepsinde var Kur'an kursları. Ama çocuklar ne yapıyor? Yok ben tatili denizlere götüreyim, şuraya götüreyim, buraya götüreyim ama tamam. Herhangi bir... Kur'an kursları var dediniz. Evet. Ama Kur'an kursları yaz Kur'an kursları var camilerde evet. Olan. Sizce çocuklara, gençlere dini eğitim yeterli mi? Ya en azından ufak yaşında bir dini eğitimi aldıktan sonra ileride anası babasının da tepkisiyle benim 5 çocuğum var. 5'i de Kur'an okumuş, Kur'an'ı bitirmiş çocukların. Şu anda her birisinde işi gücünde yani. Bunu biraz da aile yapısından meydana geliyor. Bir de bu internet olayı bence bu cep telefonları
genellikle bizim gençlerin kafasını yıkanan bir şeydir yani, bir oyundur yani. Cep telefonu, hemen bir gence soralım, şöyle geçiyorum. Evet, şimdi cep telefonları dedi gençleri dinimizden uzaklaştırıyor dedi. Önce şu soruyu soracağım. Gençler son dönemde dininden uzaklaşıyor mu? Vallahi dininden yani annemle babam bana tanıdığı imkanı yedisinde ne gösterirse, şu anda yaşım 21. Şu anda ben hani telefon kullanıyoruz ama hani telefon araç olarak kullanıyoruz, gereç olarak kullanmıyoruz yani. Yerinde ve zamanında kullanırsan. Telefon nedir şimdi, internete girdiğin zaman belirli şeyleri araştırırsın. Yani yerindedir o zaman. Yok yerinde olmadın, canı sıkılıyorsan oraya giriyorsun, o olmaz. Onun yerine aç bir kitap oku daha iyidir mesela. O ne yapar? Bilinçlendirir yani insanı. Evet. Gençler İslam'dan uzaklaşıyor mu? Yani farklı değişiyor ya. Herkesin bakış açısına göre değişiyor. Abim güzel bir noktaya değindi. Okuması lazım. Herkesin okuması kendisi. Neyi okuması lazım? Kur'an'ı okuması lazım. Gidip normal kitaplarımızı okumaları lazım. Sanata ilgi olması lazım. Hani Kur'an'a da ilgi olması lazım. Hepsini eşit beraber götürmek lazım ki bir şeyler olsun. Dünyada bir şeyler değilsin. Gençler İslam'dan uzaklaşıyor mu? Maalesef gençlerimiz İslam'dan uzaklaşmaktadır. Son araştırmalara göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihindeki ateist ve deist sayısı zirve yapmıştır. Gençler dinimizden uzaklaşmıyor abi. Öyle bir şey yok yani, uzaklaşmıyor. Son dönemde bir deizme kaymağı var gençlerde. Ben öyle bir şey görmüyorum yani. Zannetmiyorum yani. Herkes şeyini, dinini yaşıyor bence, özgürce yaşıyor. Sıkıntı da yok yani. Yani eski gençlerle şimdiki gençler arasında? Bence şimdiki gençler daha bilinçli yani. Sizce gençler dinimizden uzaklaşıyor mu? Şapkanızı şöyle yapayım ben. Şöyle yaptım. Ben 50 yıldır İstanbul'dayım. Böyle bir şey görmedim. Şimdi dini kalkıp da politika alet edersen o kötü. Din ayrı, politika ayrı. Politika kirli iştir. Yarın seni de satar, beni de, ama ibadetler hiçbir zaman satılmaz. İnançlar satılmaz. Gençler son dönemde, siz de genç oldunuz. Evet. Şu anda da gençler var. Evet. Sizin 20 yaşınızdaki gençlik halinizle şimdiki 20 yaşındaki bir genç aynı mı? Valla benim çocuklarım var. İnançları hiçbir zaman şimdi daha iyi değildir. Şimdi ben sana söyleyeyim gençler, bugün sen kalkıp da dini daima ağzında gevelersen, Kur'an-ı Kerim'i gevelersen o genç değer vermez. Yani bıkar. İnançlar ayrı diyorum, politika ayrı. Yani eskiden gençlerimiz Kur'an kurslarına giderdi. Hala gidiyorlar, hala Kur'an kursları var ama şimdi gençler sanki biraz daha çok şarkıcılar, popçular, onların şarkılarını ezberliyorlar. Bir sure ezberlemeyi bilmezler ama bütün bir sanatçının bütün şarkılarını, sözlerini ezberlerler. Bu neden oldu? O sosyal medyadan, sosyal medyanın insanlara güzel göstermesine, farklı göstermesine, İslam'ı göstermesi gerektikleri yerde onu değil de daha dış ülkelerin şeylerini falan gösterdikleri için. Özentilik mi var? Yani özentilik var, başka bir şey yok. Güzel bir şey mi bu? Çocuklar, yok tabii ki güzel değil. Aslında çok çirkin bir şey, güzel bir şey değil. Kendi dinimizi öğrenmemiz gerekirken, kendi ırkımızı mesela, her şeyimizi öğrenmemiz gerekirken başkalarına özentilerden dolayı. O yüzden insanlar, gençlikler tabii ki farklı yerlere... Kendi karakterimiz oluşmamışken, henüz daha bir genç, kendi geçmişini bilmiyorken Batı'nın yeni oyunlarına, Müslüman biraz şey olduğu zaman yobaz olmuş oluyor. Tabii ki bu da neden oluyor? Biraz Kur'an-ı Kerim okuyunca, biraz namaz kılınca gerici mi oluyoruz? Öyle oluyoruz. Yani öyle oluyormuşuz. Yani geri düşünceli, geri kafalı olmuş oluyoruz. Eğer onların kafasından değilsen sen gericisin. Ama onlar İncil okuyor, Tevrat okuyor. Yani onlar dininin gerektirdiklerini yapıyorlar. İşte buradaki sorun ne biliyor musun? İslam'daki mesela Türkiye düşmanlık da neden oluyor biliyor musun? İslam'ın tam yaşanmadığı, İslam'ın gerçeğini bilmedikleri için. Peygamber Efendimiz'in mesela sanki savaşçıymış gibi gösterilmesi, sanki farklıymış gibi gösterilmesi. Aslında barış, sevgi, huzur hepsi İslam'da da aslında işte bilebilsek. Barış, sevgi, huzur İslam'da. Tamam. Ama bir yerde bir zalim varsa da ona Müslüman da dur der. Tabii ki mutlaka zalimin karşısında susmayacaksın yani. Peygamber Efendimiz savaşlara da katılmış. Yani mutlaka sana savaş açılıyorsa savaşa gideceksin tabii ki. Senin namusuna, ırzına, toprağına bir şey geliyorsa, zarar geliyorsa sen de karşılığını vereceksin. Tabii bu demek değildir ki susmak demek değildir. Çok güzeldi, heyecanlanmayın. Rica ederim. Sıkıntıya da kapılmayın. Güzeldi, izleyicilerimiz beğendi. Gençler neden bu durumda?
Yani gençleri bu duruma getiren nedir? Sen dedin ki ben yurt dışında okuyorum, bunu orada öğrendim. Burada da imam hatipler var. Evet. Ama burada gençlere ben 5 imam hatip diye sorsam 3'ü belki de besmelerin anlamını bile bilemez. Evet. Neden? Bence çok önemsemedikleri için olabilir bence bana göre. Çok önemsemiyorlar mesela bu gibi dinle alakalı şeyleri pek önemsemedikleri için olabilir. Ama din bizim hayatımızın her yerinde olması gerekmez mi? Tabii ya, yani İslam dini demek her şey demek. Yani, her şey demek yani dünyanın tabii, kullanma kılavuzu olan bir Kur'an-ı Kerim var. Ne sıklıkla okunuyor Türkiye'de? Tabii yani huzurlu olmak istiyorsan İslam dinini çok sıkı sarılacaksın İslam dinine. Gençler İslamiyet'e nasıl bakıyor? Ben şu anda yani bu senelerde İslamiyet çok iyi. Çok iyi. Allah'a çok şükürler olsun. Camiye bakıyorsun, nereye oruca bakıyorsun. Yani herkes İslamiyet'e iyi bakıyor. Şu anda İslamiyet'i iyi tutuyorlar yani. İslamiyet'i iyi tutuyorlar. Evet. Peki camiye giriyoruz. Madem gençlerin İslamiyet'e bakış açısı şu an güzel. Evet. Camiye giriyoruz. Yaş ortalaması kaç? Valla işte yaş ortalaması çoğunlukla yani yaşlı. Neden? Sınava son gün mü hazırlanıyoruz? 40'a işte 40 üzeri çoktur. Gençler ne oldu? Valla gençler de vardır ama az. Çünkü her daima namaz kılıyoruz, cemaatle kılıyoruz, bakıyoruz yani biraz gençler az. Evet. Pekala. Gençler ne durumda? Gençleri zaten sosyal medyada da görüyoruz, sokaklarda da görüyoruz, her yerde görüyoruz. Gençlerin hali içler acısı. Bugün amcam Amentu'yu okuyor ama Türkçesini sorsam belki bilmeyecek. Bir önceki programda bunu yaptık. Evet. Kelime-i Tevhid'i sorduk, bilmeyenler. Evet, doğru doğru. Ben de izledim. Özellikle gençleri sordunuz, gusül abdestini sordunuz. Evet. Farzını bilmiyorlar. Kelime-i Şehadet bilmiyorlar. Ne anlama geliyor onu da bilmiyorlar. İşte neslin sonu bu. Yine söylüyorum, dinden imandan uzak olunduğu müddetçe bu gençlik bu şekil. Rezillik yani. Rezillik çünkü... Kelime-i Şehadet'i sordum. Evet. Bilmediler. Yani bırakalım anlamını, normalini söyleyemediler. Yani. Ben izledim. Ben kuafördüm. 20 yıllık kuaför dükkanında. Ben gençlere hep bunu anlatırdım. Kesinlikle. Hala da soruyorum mesela. Gençlik gusül abdestini bilmiyor. Nasıl abdest alacak bilmiyor. Şimdi burada tramvaylara biniyoruz örnek. Gençlerden bahsediliyor. Gençler sevilmiyor. Neden sevilmiyor? Bu gençlerin anne babası kim? Sen ben. Beğenmeyen kim? Yine biz. Niye? Sen ben yetiştirmediğimiz müddetçe bu gençliğin sonu böyle. Rezillik. Çünkü rezil olan biziz. Anne baba sanki suçsuz gibi veya bugünkü toplum suçsuz gibi hep gençleri suçlu gösteriyoruz. Neden? Neden ama? Yetiştirmediğimiz için bir nesli. Çünkü sen evde namaz kılmıyorsun, Kur'an okumuyorsun, Allah'a inancının gereğini yapmıyorsun. Çocuklar bugün, gençlerimiz, kızlar çırılçıplak. Erkekler... Ama özgürlük... Hangi özgürlük? Hangi özgürlük? Bugün hangi özgürlükten bahsediyoruz? Bugün sarhoş geziyor. Çırılçıplak geziyor. Şöyle bakalım mı olaya? Dinini yaşamaya çalışan bir adam. Evet. Dininin gerektirdiklerini yapan, zinadan uzak duran bir adam. Evet. Yolda da çok açık giyinen bir kadın. Evet. Şimdi kadının giyinmesi mi özgür, yoksa adamın günaha girmesini sağlamak özgürlüğü mü kısıtlıyor? Şimdi iki taraftan bakalım. Şimdi tamam, kadın açık giyiniyor, özgür de. Evet. Erkeğin de göz olayını engelliyor. Yani kısıtlama getiriyor bir nevi. Bir şekilde özgürlüğünü kısıtlıyor. Nasıl bakalım olaya? Doğru. Şimdi bunda Miraç'ta biliyorsunuz Resulullah Efendimiz'e sordular aleyhissalatü vesselama. Cehennemde kimler çoğunluklaydı sallallahu aleyhi ve selleme? Diyor ki kadınlar. Neden? Onlar her yerini açtılar. Ben bugün nefsim var, şeytan var. Ben bugün, ben de çok dikkat ediyorum bakmamaya ama birine bakmıyorsun, kafanı çeviriyorsun, öbür yere bakıyorsun. Yani bunun özgürlükle veya başka bir şeyle alakası yok. Onu o yönle bakanlar, kötü bakanlar öyle bakıyor. Benim özgürlüğüm kısıtlanıyor. Hayır. Bugün dikkat edin, tam tersi olanlar kısıtlanıyor. Çarşaflıya laf söyleniliyor, başörtülüye laf söyleniliyor, sakallıya cübbeliye laf söyleniliyor. Niye?
İşte kısıtlama bu tarafa döndü, dikkat edin. Sanki öbür taraf çok özgürlükmüş gibi. Oysa sen Allah'a savaş açmışsın, Resulullah'a savaş açmışsın. Özgürlük yok diye hala haykırıyorsun. Vay senin haline. Şu son olarak vaktimiz var mı? Önce onu soralım, tamam mı? Var. Son olarak şunu soracağım size. Buyur. Metroda bir olay yaşandı. Evet. Kapalı bir kadına. Ben özgür bir ülkede yaşıyorum. İstediğim gibi konuşurum. Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkesi. Bu şekilde giyinemezsin dendi. Aynı şey havalimanında da yaşandı. Şimdi ne düşünüyorsunuz? Yani bu olaylar neden oluyor? Şimdi onlar çarşaflı ablalarımızı gördüğü zaman istediğimi söylerim diyor ama çarşaflı ablalarımız çarşaf giymesin mi yani? Burası Müslüman ülkesi değil mi? Şimdi orada o kişinin kendi aciziyetini gösteriyor. Çünkü ona da dikkat edin, babaannesi, annesi, anneannesi kapalıdır. Bugün özgürlükse sen benim çarşafıma veya başörtüme dil uzatamazsın. Ben sana diyor muyum sen çıplak giyinmişsin de niye böyle giyiniyorsun, terbiyesiz diyor muyum? Demiyorum. Ben olabildiğince kafamı senden çevirmeye çalışıyorum ama sen bir sülük gibi yapışmaya çalışıyorsun. Senin derdin başka. Bu olay ne biliyor musun? Üzüm yemek değil. Bağcıyı dövmek. Başka hiçbir şey değil. O onların zoruna gidiyor. Ama bir gün sahabelerden birisi Efendimiz'e geliyor aleyhissalatü vesselam'a, diyor ki ya Resulallah, bizim dinimize neden zulmediliyor? Sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki ey ashabım, bu din garip geldi. Kıyamete kadar garip gidecek. Ne mutlu bu garipliği yaşayanlara. Biz öyle olalım. Biz ne mutlu bu garipliği yaşıyoruz, yaşayalım. Çünkü Efendimiz de hep böyle yaşamadı mı? Ama Peygamber Efendimiz de şurada, şunu da söyleyeyim. Peygamber Efendimiz de savaşlara da katıldı. Yani katıldı. Hakkını tabii, da savundu. Tabii, doğru. Kenara köşeye çekilip de İslam'ı az bir insana yaysam yeter demedi. Bütün dünyaya yayılacak İslam dedi. Doğru. Çünkü İslam hak dinidir dedi. Tabii. Şimdi bizim de bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor mu? Peygamber Efendimiz beni görmedikleri halde iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Onları özlüyorum dedi. Peygamber Efendimiz bu ümmetimi özlüyor. Yani yok, kesinlikle olabilir mi zaten? Olamaz ki. Ben bile yeri geliyor kendimden utanıyorum. Peki Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti 1453 yılında. Evet. İman geldi, tevhid geldi bu İstanbul'umuza. Osmanlı'nın o inanışını, İslamiyetini aynı zamanda İstanbul'a da adapte etti. Peki şu anda İstanbul fethedildi. Evet, fethedildikten sonra biz Türk olarak burada yaşıyoruz ama İmanla fethedilmişti aynı zamanda. O iman İstanbul'un surlarında, yerlerinde fethedilmiş bir şekilde duruyor mu? İman olarak. Şimdi yok. Durmuyor. Ama şöyle bir şey de var. İş o şekle geldiği zaman emin olun ki biz Allah'ın izniyle o imanlı gençler olarak nasıl ki namusumuz gibi biliriz bu vatanı, bayrağı, dini, her şeyi. Peki, şimdi... O zaman emin olun ki bu nesil benim gibi, sizin gibi imanı olan nesil hepsi çıkacak ortaya. Peki şimdi baktığımız zaman gençlerimize Müslümanız diyoruz. Evet. İslamiyet dini içerisinde, İslam dini içerisinde mensubuz diyoruz. Evet. Elhamdülillah Müslümanız diyoruz. Ama ne kadar Müslüman olabiliyoruz? Deizme bir kayma gerçekleşti. Yani bir yaratıcının var olduğuna inanıp diğer bütün kuralları, peygamberlere inanmayan bir gençlik var. Evet. Bir de aynı zamanda azınlık da olsa var. Doğru. Doğru. Neden var? Ne oldu? Kesinlikle bu da eğitimden ben. Eğitim. Şimdi bugün biz evde çocuklarımıza onu sağlayamıyoruz. Ama dışarıda, okullarda, üniversitelerde görüyoruz. Çünkü bu hep arkadaşlık olayıyla olan şeyler. Dikkat edin. Evde aileyle olan iş değil. Her türlü kötülükten bahsediyorum. Bu ateist olur, her şeyi yani şimdi saymayalım. Çevre çok önemli. Kesinlikle buna da yine biz dikkat etmemiz lazım. Çocuğumuz kiminle oturup kalkıyor? Hangi okula gidiyor? Hangi konu üzerinde daha çok kalıyor? Çocuklar şimdi 22-23 yaşında, 25 yaşında, 26 yaşında oturuyor kafelerde. Doğru. Çay, kahve, eğleniyor. Hadi takılalım, edelim. Ama bu ülkenin bir davası var. Bir İslam'ın davası var. Müslüman olmasa bile bu milletin bir davası var. Şimdi gençlerimiz eskiden böyle miydi? Siz 21 yaşında, yok, 22 yaşında. İmkanı mı var? Bizde öyle kahve, efendim kafeler, eğlence yerleri, öyle bir şey imkanı mı vardı? Bizim o zamanlar
Tek derdimiz neydi? Aile kurmak. Terbiyeli, vatanına, milletine, mesleğe olan, insanlara hizmet eden böyle bir nesil yetişmeye çalışıyorduk biz. Mesela ben askere bile gittiğimde besmele ile girdim. Abdestli girdim. Dedim ki ya Rabbi burada, burası peygamber ocağı. Ben buraya kadar önce sana, sonra anne babama emanettim. Bundan sonrası önce sana, yine sonra sana emanetim dedim. Ve besmeleyle girdim. Pekala, çok sağ olun. Çok hayırlı günler. Teşekkür ederim. Allah'a emanet. Allah, bir gençlerden bir cümle alalım gençlere. Ama ben sadece şunu söylerim. Kesinlikle önce Allah'a, sonra anne babaya itaat etsinler ve dini yaşasınlar. Eğer ki yaşamadıkları müddetçe hiçbir türlü ne işleri rast gider, ne vatana, ne de millete hayırlı olmazlar. Eyvallah. Çünkü bu yol Allah'ın yolu, başka da bir yol güzel yol değil. Var mı bir selam alalım hemen sevdiklerine? Herkese selamlar, saygılar. Herkesi seviyorum Allah için. Selametle. Sağ Allah olun, razı olsun. Teşekkür iyi. Ederim. İyi. Gençlerin şu anda İslamiyet'e yaklaşımını nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Gün gittikçe gidiyor yani İslamiyet elden şu gidişle yani. Gençler başıboş abi. Ben öyle görüyorum. Yani kendi zamanımda, ben yetiştiğim zamanı söyleyeyim. Biz namaz kılmadığımız zaman babamız bizi evden kovardı. Şimdi ise bakıyorum gençler namaz kılmıyor, hiç babasını, annesini... Kovulması güzel bir şey mi? Umurunda değil. Ya söyleyecek, sözle söyleyecek. Yani bir türlü onu ikna edeceksin yani. Ağaç yaşken eğilir, küçükken söylese o çocuk eğitimini alır. Şu anda da 5 vakit namaz kılıyorsun. Elhamdülillah, çok şükür. Eyvallah, Allah teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şunu da soracağım. Şimdi 5 vakit namaz kılan var. Hacca giden, Kur'an okuyan, ibadetini İslam'ın 5 şartını yerine getirenler var. Ama kalp kıran, kötülük eden ve aynı zamanda yani bunun yanında insan üzenler de var bunları yaparken. Şimdi ben kardeşime şöyle söyleyeyim. Şimdi imanın, İslam'ın şartları var. Mesela diyelim bu namaz kılmak, hacca gitmek, bunlar zaten bizim görevimiz. Bunları mecbur yapacağız ama kalp kıran insanlar da yani olmaz bence. Yani insanların kalbini kırmamak lazım. Güzel ahlak. Kırılan her şey yapılır ama kırılan kalp yapılmaz. Onun için pekala. Çok sağ olun. Lazım. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Sizce şu anda gençler ne durumda? Ahlakı ne durumda? Dini boyutu ne durumda? Aslında dini boyutun içerisinde ahlak ama neler söylemek istersiniz? Vallahi çok kötü durumda. Benim kardeşim var, Allah'a inanmıyor yani. Yani diyorlar zenginler namaz... Ateist mi? Bilmiyorum artık. Değişti. Küçükken namaz abdest kılıyordu. Şimdi çocukta hiçbir şey yok yani. Allah'a inancı yok. Büyüklerine saygısı yok yani. Bu... Nerelerde takıldı? Üniversite okumuş ama kafa boş yani. Nerelerde? Edirne. Ama insan okumaklar adam oluyor. Ben de okul okudum ama bazı insanlar kendi yetiştirmesiyle alakalı. Bizim hani bulunduğu çevre için sorun. Bulunduğu çevre Edirne. Ama hani zenginler diyor namaz oruç tutmuyor. Onlar diyor yaşıyor. Fakirler diyor namaz hepsi kılıyor, oruç tutuyor diyor. Sürünüyor diyor yani. Allah diye bir şey yok diyor yani. Şimdi eskiden internet, bilgisayar yoktu. Evet. Şimdi herkesin kulakları tıkalı. Hiçbir şey işitmiyor. Şarkı evet. Türkü dinliyor. Şimdi eskiden büyüklerin efendim saygı sevgisi çocuklara karşı başkaydı, ufakların başkaydı. Ama şimdi gençler artık büyüklerle arkadaşlık yapmıyor. Bilgisayarla, internetle arkadaşlık yapıyor. Dinle ilgili zenginlik, fakirin hiç ilgisi yok. Zenginlikle efendim ibadet ne ilgisi var? Yani fakir olunca dinden uzaklaşayım, zengin olunca hamdolsun mu diyeyim? Şimdi aksine varlığı bulan dinden çıkmaya başladı gençlerin. Parayı bulan efendim hemen internet, telefonum daha pahalısını alayım, internet daha pahalısını alayım yollarında. Yani işten güçten büyüklere karşı saygı, sevginin ilgisi yok. Ha, yaşları suçu yok mu? Onların da var tabii. Mesela gün, akşama kadar gezerler, akşam üzeri yaşlılar, emekliler giderler markette alışverişe. Adam çalışmış, o gün çıkmış. Metrobüse böyle akşam üzeri geri gider. Gündüz bin git kardeşim, işin yap, ne var sabahtan akşama kadar, değil mi? Şimdi burada hepimizin sorumlulukları, sadece gençlerde değil suç, büyüklerde de var. Onun için burada, efendime söyleyeyim, camiye giderken yahut ibadete giderken torunlarımızı alıp götürelim, yanımıza götürelim. Güzel şeyleri anlatalım. Öyle yaşlı insanlar var ki torunu anlatacak hiçbir kelime bilgisi yok. Onun için burada Müslümanlık caminin yanına geçmekten, hoca yanına geçmekle Müslüman olmuyor. Söz Milleti programında bugün vatandaşlarımıza sorularımızı sorduk, cevaplarımızı aldık. Gençler ne durumda? Gençlerin son durumunu konuştuk hep birlikte. Sizlerden de bu konu hakkındaki düşünce ve görüşlerinizi merak ediyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz Söz Milleti'nde sorum etiketine düşünce ve görüşlerinizi istiyoruz. Ve sokakta vatandaşımıza sormamızı istediğiniz bir soru varsa eğer yine Söz Milleti'nde sorum etiketine soru ve görüşlerinizi yazarsanız çok seviniriz. Ben Mert Armağan.
vatandaşlarımızın arasında olmaya, halkın nabzını tutmaya devam edeceğiz. İstediğiniz konuyu da vatandaşımıza sormaya devam edeceğiz. Hafta içi, haftanın her günü Söz Milleti programı 12.30'da ve 18.30'da Akit TV ekranlarında izleyebilirsiniz. Sevgiyle kalın, hayırlı günler.